Beykoz'dayız. Yani gerçek olamayacak kadar güzel gerçekten. Evliya Çelebi'ye göre Orhan Bey, Orhan Bey. Vay be! Yeryüzündeki cennetlerden bir tanesi. Gelip böyle bir ağaca söyleyebilirsiniz. Beykozlu balıkçı oldum ben. Şimdi sizi çok da alışkın olmadığınız tarzda bir yere götüreceğim. Bir mahalle tiyatrosuna gidiyoruz. Beykoz'u ara arka sokaklarında. Ne hikayeler, ne hikayeler. Burası dünyanın eşi benzeri görülmeyen eserlerinden bir tanesi. İstanbul'un denize en yakın durabildiğiniz yerlerinden de bir tanesi. Buruna da biraz kokular geliyor sanki. İçinde kaybolacağı yerler sunuyor işte Beykoz. Sanki böyle bir kartpostal fotoğrafının içinde gibi hissediyorum kendimi. Merhabalar. Neden böyle bir selam verdim? Çünkü Turist Somer'in semtindeyiz. Hacı Alış'ın semtindeyiz. Beykoz'dayız. Eski mi eski? Güzel mi güzel? Ama dahası her bir ara sokağına şu iskeleden başlayan ve böyle yayılan o deniz kokusunu hissedebildiğiniz bir yer. Beykoz'a hiç denizden gelmemiştim. İskelesini çok merak ediyordum. Hadi gelin bakalım iskelesine. Önce ahşap bir iskele ile başlıyor hikaye. Sonra bu ahşap iskele ihtiyacı karşılamayınca 1903 yılında yeni bir iskeleye kavuşuyor Beykoz. Burası Beykoz'un en eski iskelesi aynı zamanda. Yine kendime göre bir makam bulmuş bulunuyorum. Acaba Beykoz'da nereye gitsem? İstanbul'un iskelelerini gezmenin en güzel tarafı şöyle ayrıcalıklara sahip olabiliyor olmak. Beykoz'da yapılacak çok fazla şey var. Ama ondan önce şöyle durup o size az önce bahsettiğim o deniz havasını içime çekeceğim. Sen çok yaşa İstanbul ya! Beykoz'un içlerine gitmeden önce şurada şöyle küçük bir masa varmış diye bir resim çizsem herhalde bunu çizerdim. Bir çay içelim ya. Yani gerçek olamayacak kadar güzel gerçekten. Boğaz'ın kenarındayım. Beykoz'dayım. Örtülü bir masa var burada. Oturuyorum. Sakinim, dinginim. Ama tabii ki bu hep böyle devam etmeyecek. Birazdan Beykoz'un ara sokaklarına, arka sokaklarına, tüm varlığına, benliğine beraber sirayet edeceğiz. Neymiş bu Beykoz? Bir gidip bakacağız. Çay da pek güzelmiş. Tabii bir yani dükkan açılmadan önce gelirsen böyle olur. Daha çay ocağı kaynamamış, çay demlenmemiş. O zaman çayını içemezsin. Ama şu manzaranın tadını tabii ki çıkarabilirsin. Evliya Çelebi'ye göre bahçıvanların, balıkçıların ve oduncuların semti Beykoz'dayız. Ve Beykoz'da şu taraftan gittiğiniz zaman Anadolu Feneri, Anadolu Kavağı'na gidiyorsunuz. Ve bu taraftan gittiğiniz zaman da Beykoz'a doğru, Kanlıca'ya doğru, Paşabahçe'ye doğru ilerlemiş oluyorsunuz. Şimdi vaktidir, zamanıdır Beykoz'un ara sokaklarına, arka sokaklarına, buralarda kimler yaşamış onlara gidip bakma vakti.
Orhan Bey. Orhan Bey. Orhan Bey. Garip akımının kurucusuna herhalde böyle garip garip seslenmekte bir gariplik yoktur. İnsan Beykoz'da yaşayıp da niye beni bu güzel havalar mahvetti diye yazar, daha iyi anlıyorum. Çünkü bir tarafta son derece berrak, pasparıldak bir güneş, bir tarafta esintili, sanki hani boğaz gibi esiyor derler ya, işte boğaz gibi esen bir sokak. Neyse ki hazırlıklı giyinmişiz, beni bu güzel havalar mahvedemeyecek. Ha, burası mı? Orhan Veli Kanık, garip akımının kurucusunun bir zamanlar yaşadığı yer. Saygıyla. Çelebi söylemişti, burası balıkçıların semti. Sabah erkenden çıktılar, balıkları topladılar, geldiler. Aman dikkat! Önce buz atılıyor, ondan sonra tek tek yükleniyor. Bütün balıklar, bütün balıklar. İstanbul'un en tuhaf üst geçitlerinden bir tanesindeyiz ama bu üst geçitin sonunda öyle bir yere varıyorsunuz ki İstanbul'un en çok tercih edilen, en çok gelinen sayfelerinden bir tanesi olan Beykoz Korusu. Beykoz iskelesinden iniyorsunuz, yaklaşık böyle 5-6 dakikalık bir yürümeden sonra hemen balıkçı teknelerinin karşısında Beykoz Korusu sizi bekliyor. Yani Beykoz Korusu dediysem yeryüzündeki cennetlerden bir tanesi. Böyle bir şeyler istiyorsanız, bir şeyler diliyorsanız gelip böyle bir ağaca söyleyebilirsiniz. Çünkü o hem bizi duyuyor, hem bize cevap veriyor. Hem bence her hangi ülkede yaşıyorsa o ağaç oranın dilini de konuşabiliyor. Bir de manzaranın tadını en güzel o çıkarıyor. Beykozlu balıkçı oldum ben. Tamir edenler, gelip böyle dinlenenler. Şimdi İstanbul'a gelen turistler nedense böyle kısa süreli burada kalacaklarsa o tarihi yarımadanın sıkışıklığı içerisinde işte Beyoğlu, Pera, tarihi yarımada, Sultanahmet buraları görüp geri dönüyorlar. Aslında İstanbul dediğimiz yer buralar birazcık da. Yani Beykoz İstanbul'un 1453'ten bu yana hikayesinin başladığı yerlerden biri. Dolayısıyla bence ister yerli, ister yabancı turistleri mutlaka sahilin, boğazın bu küçük balıkçı köylerine, balıkçı kasabalarına getirmek gerekiyor. İster iskeleden gelin, ister yürüyerek gelin, ister başka bir taşıtla gelin. Hayat burada devam ediyor böyle. Bu arada sizi hiç kimse fark etmiyor. Geldim mesela, oturdum burada, çok güzel. Hiç kimse rahatsız olmuyor, hiç kimse fark etmiyor. Böyle oturuyorum. Bütün gün böyle otursam hiçbir şey değişmez.
Şimdi sizi çok da alışkın olmadığınız tarzda bir yere götüreceğim. Bir mahalle tiyatrosuna gidiyoruz. Böyle aralarda, derelerde küçücük kalmış çıkmaz sokakların arasından giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, ondan sonra bir bakıyorsunuz bir tiyatro. Hadi gelin. Dünyamızın dörtte üçü suyla kaplı. Aa, o zaman hiç sorun yoktu. Su kaynaklarına zarar verecek şeyler yapmamalıyız. Evet. Bunun için çok geç. Dünya genelinde havayı kirletince küresel ısınma yüzünden bütün su kaynaklarımız tükendi. Şimdi daha çok susadım. Şimdi daha çok susadım. Evet. Haklısın. Ben de öyle hissediyorum ama yapacak bir şey yok. İçeride mal bir çalışma var. Çocuklara dünyanın geleceğini anlatmaya dair çok güzel cümleler kuruluyor, çok güzel sözler anlatılıyor. Ve şu anda Beykoz'da, Beykoz iskelesine çok yakın bir mesafede işte bu tiyatroda dünyanın hikayesi anlatılıyor, geleceğimiz anlatılıyor. Çok etkilendim. Beykoz'un ara, arka sokaklarında şöyle başınızı çevirdiğinizde denizi görüyorsunuz. Tabii in çık, in çık birazcık yokuşlu bir yer. Kah böyle üstünüzü çıkarıp azıcık nefes almanız gerekecek. Kah tekrar böyle gölgeye geçeceksiniz, üşüyeceksiniz. Yeniden ceketinizi giymeniz gerekecek. Dolayısıyla buraya hangi mevsimde gelirseniz gelin, biraz tedarikli gelin. Bu eski evler, eski konaklar, hepsi rüya gibi. Ne demiş Sadi Alışık? Sokak köpeklerine selam vermek, adam olmaya çeyrek var demektir. Ben de o çeyreği almak üzere selam vermeye gidiyorum. Dur ya! Canım benim! Ha, şimdi oldu. Buyurun. Tam oldum. Çeyrek değil, yarım değil, tam oldum, tam. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On çeşmeler. Yani namı diğer İshak Ağa Çeşmesi. Burası dünyanın eşi benzeri görülmeyen eserlerinden bir tanesi. Bugüne kadar işte İbrahim Çamlı'dan Faruk Nafiz Çamlıbel'e kadar birçok kişiye, birçok sanatçıya ilham olmuş bir eser. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılıyor. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla burayla ilgili bir şiir var. Birkaç dizesini size söylemek istiyorum. On lüleden fışkırıp mermeri oyan sular, asırlardır Aslı'yla Kerem'in dertleşmesi, mermer bir kalbin önünde suyu kesen duygular, bir gönül destanıdır İshak Ağa Çeşmesi. Thank you.
gelsin. Burası yakın bir zamana kadar böyle rahatça dolaşılabilen, gezilebilen bir yer değildi. Ama şimdi Beykoz'da yaşayanlar da hafta sonlarını buraya gelip burada geçirmek isteyenler de gelip denize bu kadar yakın bir manzaranın tadını çıkarabiliyorlar. İstanbul'un denize en yakın durabildiğiniz yerlerinden de bir tanesi tabii ki Beykoz. Hafta sonları biraz kalabalık oluyor ama doya doya denizin tadını çıkarabildiğiniz bir yer. Burnuma da biraz kokular geliyor sanki. Yine mi? Bakayım ne var? Ya her anı bir rüya gibi. İnsanın kendine böyle adeta parantezler açıp içinde kaybolacağı yerler sunuyor işte Beykoz. Tabii bir zamanlar ve hala da balıkçıların semti olduğuna göre ne yiyeceğiz burada acıkınca? Tabii ki balık. Bakar mısınız? Başımı ne tarafa çevirsem sanki böyle bir kartpostal fotoğrafının içinde gibi hissediyorum kendimi. Beykoz'dan çok şey öğrendim. Beykoz kendini çok güzel anlatan bir semt bir kere. Yavaş yavaş böyle gün bitiyor. Deniz, su, buradaki hayatın tam olarak içine işlemiş durumda. Biraz böyle vakit geçirdiğinizde siz de hani semtin değil de sanki suyun bir parçası gibi hissediyorsunuz. Sesiyle, kokusuyla, tadıyla, havasıyla ve insanların akşam çökerken evlerinden çıkıp yavaş yavaş şu sahil şeritlerinde dolaşmaya başladığını görüyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Burası, yani bu deniz, bu sahil, bu kıyı, bu liman, bu yaşamın bir parçası. Programın en sevdiğim taraflarından bir tanesi sadece İstanbul'un iskelelerini değil, aynı zamanda o iskelelerin etrafındaki hayatı da bir kez daha keşfedebiliyor olmak. Ha bir de küçücük bir ayrıcalığım var. Kimsenin olmadığı bir anda bile, vapurun yanaşmadığı bir anda bile gelip Boğaz'a bu kadar yakın olabilmek, bir iskelenin hayatı ne kadar çok değiştirebildiğini daha yakından görebilmek.